Hadi işlem sırası problemlerine geçelim. Vaktimiz kısıtlı olduğundan soruları birer birer atlayarak çözeceğim. Evet, 1B ile başlıyoruz. 2 artı 7 çarpı 11 eksi 12 bölü 3. Hemen hatırlatayım. Önceliğimiz her zaman parantez içleri. Daha sonra üsler, sonra çarpma ve bölme, en son toplama ve çıkarma. Şimdi bunları aklınızda tutarak işlem sırası problemlerini çözelim. Bu soruda parantez veya üs yok. O yüzden öncelik çarpma ve bölmede olacak. Yani sanki çarpma ve bölme işlemleri aslında parantez içindeymiş gibi düşünelim ve toplamayla çıkarmadan önce bunları çözelim. Aslında 1B sorusuyla bu yazdığım eşit. Yani toplama ve çıkarmaya geçmeden önce bölme ve çarpma yapacağımı hatırlamış oluyorum. 7 çarpı 11, 77, 12 bölü 3 de 4. Daha sonra 2 artı burası yani 77 ve eksi burası yani 4. Şimdi her şey toplama ve çıkarmaya döndüğüne göre, problemi soldan sağa çözmeye başlayalım. 2 artı 77 eşittir 79, eksi 4, 75 eder. 1b sorusunun cevabı 75. Şimdi 1d'ye geçelim. Sanki biraz zor görünüyor. 2 çarpı 3 artı 2 eksi 1. Sonra parantez kapat. Bunların hepsi bölü 4, eksi 6, artı 2, eksi 3, eksi 5. Evet, dediğimiz gibi öncelik parantezlerde. 2 eksi 1 eşittir 1. 3 eksi 5 eşittir eksi 2. 6 artı 2, 8. Parantezlere bakıp basitleştireceğimiz şey var mı görelim. Şuradaki parantezin içinde 3 artı burası yani 1 eşittir 4 olacak. Üstteki ifadeyi yeniden yazıyorum. 3 artı 1, 4. Yani burası 4. 2 çarpı 4 bölü 4 eksi 8'den eksi 4. Alttaki ifade eksi 4 ve eksi negatif 2. 2 çarpı 4, 8 eder. Bu arada 2 eksi yan yana gelince artı olur. 8 bölü eksi 4 eşittir eksi 2. Eksi 2 artı 2 eşittir 0. Yani bu büyük problem aslında 0'a eşit. Şimdi 2b'ye geçelim. Problemleri siliyorum ama işlem sırasını hatırlamak için yazdıklarım dursun. Evet, 2b. Aşağıdaki değişkenli soruları çözün. Güzel. 2 y kare ve x 1'e eşit ama, bunun bize bir faydası yok. çünkü soruda x yok. y' de eşittir 5. y 5'e eşitse o zaman burası 2 çarpı 5'in karesi olur. Şuna da dikkat edin. Burada parantezi ben koydum. Yani soruya göre aslında bunu parantezsiz de yazardık. İşlem sırasına bakarsak, çarpmadan önce üsler geliyor. Bu yüzden kafamda otomatik olarak parantez koydum. Öncelikle, üssü yaparsak burası 25 eder. 2 çarpı 25 eşittir 50. Daha koyu bir renkle yazayım. 2b'nin cevabı 50. 2d'ye geçelim. y kare eksi x ve sonra bunların karesi. x 2y, y ise 1'e eşit. Şimdi x ve y gördüğümüz yere verilen sayıları yazacağız. Yani 1'in karesi eksi 2 daha sonra bunların karesi. 1'in karesi 1 eder. Eksi 2 eşittir, eksi 1 eder. Eksi 1'in karesi artı 1 olur. Çünkü eksi ile eksi çarpılınca artı sonuç çıkar. Şimdi 3B'ye geçelim. Dediğim gibi birer soru atlayarak gidiyorum. Bunu da sarıyla çözeyim. Aşağıdaki değişkenli soruları çözün. Aynı. 4x bölü 9x kare. Pardon, 3b yerine 3a'yı yazmışım z kare bölü x artı y artı x kare bölü x eksi y. x eşittir 1, y eşittir eksi 2 ve z eşittir 4. Önce harflerin yerine sayıları yazalım. Farklı renge geçiyorum. z kare yani 4'ün karesi bölü x yani 1 artı y yani eksi 2. Artı x kare, yani 1'in karesi bölü x, yani 1 eksi y, yani eksi 2. 4'ün karesi 16 bölü 1 artı eksi 2, yani eksi 1. Bir. Artı 1'in karesi, yani 1 bölü 1 eksi eksi 2. Bu da 1 artı artı 2 ile aynı şey. 16 bölü eksi 1 eşittir eksi 16 artı 1 bölü 3. Bunları kesir olarak yazabiliriz çünkü ortak paydamız var. Eksi 16 demek, eksi 48 bölü 3 ile aynı şey. Çünkü 48'i 3'e bölersek 16 çıkar. Daha sonra buna artı 1 bölü 3 ekliyoruz. Ortak payda 3. Eksi 48 artı 1, eksi 47 eder. Yani cevap, eksi 47 bölü 3. 3D'ye geçelim. Aynı durum var. x kare eksi z kare bölü x z eksi 2 x çarpı z eksi x. E, x eşittir eksi 1, z eşittir 3. Yerine koyalım. x kare yani eksi 1'in karesi eksi z'nin yani 3'ün karesi bölü x çarpı z yani eksi 1 çarpı 3 eksi 2 çarpı x x de zaten eksi 1'di çarpı z eksi x yani 3 eksi eksi 1. x yerine eksi 1 koyuyoruz. Önce parantez, sonra üstler. Eksi 1'in karesi artı 1. 3'ün karesi 9. Pay 1 eksi 9 yani eksi 8. Paydaya geçelim. Eksi 1 çarpı 3 eşittir eksi 3. Şuradaki parantez içini halledelim. 3 eksi eksi 1 yani 3 artı 1 o da 4 eder. Paydamız eksi 3, eksi 2 çarpı eksi 1 çarpı 4. Yani, eksi eksi 8, o da artı 8 demekle aynı şey. E ne oldu? Eksi 8 bölü, eksi 3 artı 8, yani 5, eksi 8 bölü 5. Şuraları siliyorum ve dördüncü soruya geçiyoruz. Bu soru çok ilginç. Sonucun doğru olması için gereken yerlere parantez koyun. Müthiş. 4B. 12 bölü 4 artı 10 eksi 3 çarpı 3 artı 7 eşittir 11. Normal işlem sırasını takip edersek ne olur diye bakalım. Biraz kafamda düşünüp yapacağım çünkü bu soru deney gibi. Önce 12 bölü 4 yapsak 3 olur. Hatta sarıyla yazayım. Burası 3 olur. Şurası da 9 olur. O zaman 3 artı 10 yani 13 eksi 9 ki o da 4 artı 7. Sorunun cevabı 11 olur. Evet, tam da doğru cevap. Bakalım sırayı doğru götürmüş müyüm? 3 artı 10, evet doğru. Demek ki bu soruda normal işlem sırasını takip ediyormuşuz. 12 bölü 4 artı 10 eksi 3 çarpı 3 artı 7. E doğru gibi. Hata yapıp yapmadığımı kontrol edeyim. 12 bölü 4 eşittir 3 artı 10 eksi 9 artı 7. Burası 13 eder, eksi 9 yani 4. 4 artı 7 de eşittir 11. Aslında bu soruyu çözmek için hiç paranteze gerek yok. Sadece işlem sırasını takip etmeniz yeterli. Ama tabi parantez koyunca soruyu çözmek daha kolay hale geliyor. Şimdi 4D'ye geçelim. 12 eksi 8 eksi 4 çarpı 5 eşittir eksi 8. Yine normal işlem sırasını izleyelim. Bakalım ne olacak? Önce 4 çarpı 5 yani 20. Sonra 12 eksi 8 yani 4. 4 eksi 20. o hayır olmadı. 4 eksi 20 eksi 16 eder. O zaman normal işlem sırası bu soruda işe yaramıyor. Bakalım nasıl çözeceğiz? Farklı şeyler deneyelim. Mesela 12 eksi parantez içinde 8 eksi 4 parantezi kapa çarpı 5. Bakalım sonuç ne olacak? Sadece deniyorum. 8 eksi 4 eşittir 4. 4 çarpı 5 eşittir 20. Sonra 12 eksi 20 eşittir eksi 8. Evet oldu. Bir daha kontrol edelim. Yani parantezi ortaya koyuyoruz. 8 eksi 4 eşittir 4. O zaman soru aslında şu. 12 eksi 4 çarpı 5. Burada işlem sırasına göre önce 4 çarpı 5 yani 20. İstersek şuraya da parantez koyabiliriz. Ama zaten işlem sırasına göre burası yapılacak. 12 eksi 20 eşittir eksi 8.